başaklar kendilerini gösterip irileşirken taladaki buğday ve arpanın yine püf noktalarını sizlere anlatacağız. Tarım uzmanı Atilla Bilgin'in hazırlayıp sunduğu Tarım Saati'nde bu hafta 3 ana üründen biri buğday gündeme getirildi. Sonunda yavaş yavaş ektiğimiz ürünlerden mahsullerimizi almak üzereyiz. Bir yıllık bekleyişimiz, alın terimiz, emeğimiz. Hasat dönemine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Birkaç hafta sonra arpadan başlamak üzere buğdaya da devam edeceğiz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Buğday ve Arpa Tarımı Bölümü Başkanı Dr. İrfan Öztürk'ün konuk olduğu programda yeni buğday ve arpa çeşitleri tanıtılıp özellikle köprü ismi verilen yeni buğday çeşidi ve harman hasat isimlerindeki yeni arpa çeşitleri gündeme getirildi. Tarımsal üretimde şu anda son yıllarda özellikle yatma son 2 yılda çok fazla gözüküyordu Sayın Bilgin. Yatmaya dayanıklı olması çok önemli. Bir de mantari hastalıklar. 2 tane kahverengi pas özellikle geçen sene de sarı pas epidemi yapmıştı biliyorsunuz. Evet. Bu çeşidimizin bu özelliği sap yapısı çok sağlam. Belki şu anda tescil olan çeşitler içerisinde sap yapısı en sağlam olan çeşitte bu olduğunu söyleyebiliriz. Başak yapısı çok iri. Üreticilerimiz beğendi derken özellikle başak yapısından dolayı beğendiler. Başak yapısı çok iri. Buna paralel olarak başak yapısı iri olduğu için başaktaki tane sayısı, tane ağırlığı fazla. 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı. Sarı pas hastalığına dayanıklı. Kahverengi pas yüzde yapraklarda %20-30'a ulaşıyor Sayın Bilgin. Genelde ilaçlama ekonomik zarar seviyesi %40'ın üzerine çıkarsa yapraklarda kapladığı alana bakılıyor. Eğer %40'ın üzerinde olursa ilaçlama yapılıyor. Örneğin bu dönemde kahverengi pas bayağı epidemi yaptı. Sürekli hem bölgede hem Edirne merkezde hem Trakya bölgesinin tamamında çeşitli takip ettik. Kesin ilaçlama seviyesinin altında kaldı bu yılda. Bu özelliği de iyi. Kalite değerleri pehlivanla hemen hemen aynı diyebiliriz kalite yönünden. Arpalarda da son 2 yılda yaprak leke hastalığı yapan mantari bir hastalık var Sayın Bilgin. Birine yaprak leke hastalığı, diğerine ağbenek hastalığı şeklinde isimlendiriliyor. Bu her iki çeşidimiz de özellikle bu iki hastalığa çok çok dayanıklı. Üreticilerimizin en çok beğendiği çeşitti. Görsel olarak da bakıldığı zaman hiçbir değerine bakmayın. Baktığı zaman da hemen bakan kişinin parsellere beğenisini kazanan bir çeşit. Yatmaya dayanıklılığı çok iyi. Verim potansiyeli yüksek. Yaprak hastalıklarına dayanıklılığı çok iyi her iki çeşidimizin de. Ayrıca buğday ve arpa verimindeki beklentiler, hastalıklar ve yağışların bitki gelişme durumuna etkileri konuşuldu. Üretim sezonunu çok kısa bir değerlendirmek gerekirse, ilk başlarda genelde yağış fazlalığından dolayı Eylül ayında ayıyla birlikte başlayan yağış fazlalığından dolayı ve bunun da Mart ayına kadar devam etmesi, bazı bölgelerde yer yer kısa süreli su basmaları, su taşkınına su altında kalması bu şekilde devam etti. Erken ilkbahardaki bu Mart ayıyla birlikte Şubat ayında uygulanan gübrelemelerde kısmen aksama endişeleri oldu üreticilerimizin. En önemli etkisi burada üreticilerimizin bu dönem içindeki endişesi bitki boyu biraz kısa kalmıştı. Bazı bölgelerden üreticilerimiz de özellikle arpada kısa bitki boyu kısa kaldı. Bunun endişe duymuştu bu konuda. Edirne, Kırca Salih, Uzun Köprü, Kırklareli çevresine 1000 milimetreye yakın yağış düştü. Bu yağış fazlalığından dolayı doğal olarak üretim alanlarında da bazı zararlanmalar olmuştu. Üreticilerimizin bunda endişesi olmuştu ama Nisan ayıyla birlikte Nisan ve Mayıs ayları genelde bitkide toprakta yeterince su olduğu için tabi besin elementi de var. Evet. Sıcaklık değerlerinin de artmasıyla birlikte hızlı bir biyolojik aksamında kardeş bitki boyun uzaması, yaprakların genişlemesi hızlı bir gelişme oldu. Çiftçilerimizin bundan önceki dönemde duyduğu o endişe örneğin tarlalardaki seyreklik, bitki boylarında kısalma, Nisan ve Mayıs aylarında ilgili kısmen o endişeyi ortadan kaldırdı.